Herkese merhaba. Ben Efeoğlu'ndan Mimar İlknur. Bugün size 3 katlı 349 metrekare 4+1 olarak tasarladığım evi tanıtacağım. Bu proje Antalya döşeme altında arazisi bulunan müşterimize tasarlanmıştır. Müşterimiz M20-3830-41 kodlu projemizin planlamasını beğenmişti ve kendisi de birkaç çizimini iletti. Bu çizimler ve görüşmelerimizden genel olarak çıkan sonuç oldukça modern ve ferah 3 katlı bir ev istemesiydi. Tasarımda en çok zaman geçirmek istediği yerler salon, mutfak ve hobi odasıydı. Zemin kata ilk olarak ebeveyn banyosu olan bir oda, ada tezgahı olan açık mutfak ve salon, WC, geniş veranda, şömine, kiler ve M20-3830-41 kodlu projemizde de olduğu gibi galeriye bakan bir merdiven. Hatta müşterimiz iç mekanın odak noktası olacak şekilde göze çarpmasını istemişti merdivenin. Bu şekildeydi zemin kat istekleri. Ancak daha sonra zemin kattaki odayı çıkardık. Onun yerine salonla bağlantılı TV odası ekledik. Bir üst katta ise 2 adet ebeveyn banyolu oda ve galeriye bakan hobi odası şeklindeydi istek. Bir sonraki üst katımızda bu katımızda aynı planda çözümlenecekti. Galeri boşluğunun üst kısmı teras olarak, hobi odasının üst kısmı ise hem çamaşır odası hem de üst kata hizmet edecek mutfak niteliği taşıyan bir hizmet odası şeklinde düzenlenmesiydi. Ayrıca bunların yanında müşterimiz ileride yaşlılığa bağlı olarak ev 3 katta olduğu için asansör eklemek istedi. Aslında müşterimiz dışarıdan olan bir bağlantı istemişti. Ancak sonrasında merdivenimizin yarım dönem tasarlanması sonucu ortasında bulunan boşluğa asansör kurulması sirkülasyon açısından olumlu bir yerleşim oldu. Vaziyet yerleşimi ise şu şekildeydi. Arazinin iki tarafından yol geçiyor. Arsa 500 metrekare, yapı ise 349 metrekaredir. Binanın girişine kuzeydoğuda bulunan yol cephesinden girilmektedir. Salon, mutfak, veranda gibi alanlar güneybatıya bakarken ısı odası, elbise odası gibi alanlar kuzeybatıya bakmaktadır. Müşterimizin istekleri arazinin durumuyla oluşan evin planlamasını inceleyelim. Planını incelersek giriş kısmında dışarıdan kullanılabilen bir ısı odası bulunuyor. Çünkü katı yakıt ile ısınma sağlanacak burada. Girişten sonra antre bulunuyor. Sağ tarafta vestiyer, sol tarafta WC bulunuyor. Devamında bizi mutfak karşılıyor. Mutfağımızı müşterimizin isteği üzerine ada tezgahlı olacak şekilde tasarladık. Önümüzde salon ve mutfağın birleştiği noktada şömineyi görüyoruz. Şömine de müşterimizin isteklerinden biriydi. Daha sonrasında dikkat çeken iki ögeyi görüyoruz. Birincisi sağ tarafta yarım döner merdivenimiz ve içinde yükselen tüp asansörümüz bulunuyor. İşlevselliğinin yanında bulunduğu ortamın estetik görünümünü de arttırmıştır. İkincisi ise galeriye bakan oturma alanını görüyoruz. İçgörsellerde de ileride göreceğimiz gibi oldukça ferah olacak şekilde düşünüldü. Merdiven kısmına yöneldiğimizde burada yemek masasını, devamında ise diğer alanlara göre geri kalmış ancak yine de açık alanla bağlantısı bulunan TV alanını görüyoruz. Güney tarafı tamamen salon mutfak olarak düşünülmüş. Ön kısımda da veranda konumlandırılmıştır. Üst kat planına geçelim. Merdiven ile yukarıya çıktığımızda galeri boşluğuna bakan bir hol karşılıyor. Daha sonra bu hol odalara bağlanıyor. Her iki katımızda da 2 adet ebeveyn banyolu yatak odası bulunuyor. Bunlar merdivenin arkasında sağda ve solda bulunuyor. Plana göre baktığımızda odalar dışında bu katta sağ alt köşede galeri boşluğuna bakan hobi odasını görüyoruz. İkinci kata geçtiğimizde bu katın alt katta kurgusu benzerdir. Sadece galerinin üstü teras olarak, hobi odası da hem bir çamaşır odası hem de terasa hizmet eden küçük bir mutfak olarak düşünülmüştür. Burada bu şekilde konumlanması sonucunda kat sayısından kaynaklı olumlu ve pratik hizmet veren bir alan oluyor. Şimdi de yapının dış cephe malzemelerine geçecek olursak, yapının taşıyıcı sistemi betonarme olarak düşünülmüştür. Yapının çatısı olarak teras çatı düşünülmüştür. Çatı su yalıtımlı teras çatı şeklinde düzenlenecek. Parapetler metal harpuçta ile kaplanmıştır. Beyaz ve antrasit kısımlar bordeks üzeri mineral sıva ve boya. Pencereler PVC olarak düşünüldü. Ayrıca ev Antalya'da olduğu için yapı beyaz renk ağırlıkta olacak şekilde tasarlandı. Pencere etraflarında bulunan yer yer korkuluk görevi gören latalar ise alüminyum latalardır. Gri desenli kısımlar ise seramik olarak düşünüldü. Yapının iç ve dış görsellerini inceleyelim. Bu görselimiz evimizin giriş kısmına soldan baktığımız bir açı. Burada ilk dikkatimizi çeken şey kütlelerin oluşturmaya çalıştığı denge. Yapı 3 katlı olduğu için dikey
cephede oldukça baskın. Ayrıca evin yatma bölümleri bu cephede konumlandığı için oldukça az hareketli. Alt ve üst kısımlarında zaman zaman malzemelerle dikey ve az hareketli kütleyi dengeleyecek yatay elemanlar eklenmiştir. Verandamızın üstü bu niteliği ve monotonluğu kırmak için dışarı doğru çıkarılmıştır. Bu girişimizin algılanabilirliğini arttırmış hem de bahsettiğimiz yatay ve dikey dengesine büyük katkıda bulunmuştur. Girişimiz beton görünümlü seramik ile kaplanmıştır. Bu soğuk renge zıt olan ahşap renkli kapı tercih edilerek görsel farkındalığı daha da artırılmıştır. Ayrıca büyük bir kütle olan beyaz kısım antresit çeritlerle bölünmüştür. Buna ek olarak iki kat boyunca indirilen buz cam yapının görseline hareketlilik katmıştır. Yarısı gri, yarısı beyaz düşünülerek dikeyde ikiye bölünmüştür. Sol tarafta yatak odalarının, sağ tarafta ise yine yatak odalarının pencerelerini görüyoruz. Bu açımız giriş kısmımızın tam karşısından. Sağ tarafta gri kütle içerisinde malzemelerle yeni bir kütle oluşturulup dikey etki kırılmıştır. Bu kısımdaki pencereler TV odasının pencereleridir. Üst kısımdaki pencereler yatak odalarına aittir. Kullanılan yatay şeritler aynı zamanda korkuluk görevi görmüş, hem cephenin estetiğine katkı sağlamış hem de diğer kısımlardaki şeritlerle birlikte daha bütüncül bir tasarım olmasını sağlamıştır. Yapımızın köşe parsel olduğunu hatırlayalım. Köşe parselden olan bakışı görüyoruz burada. Ayrıca burada beyaz, gri ve antresitin uyumunu görüyoruz. Bu görselimiz evin arka bahçesinden. Bu kısım genel olarak beyaz ağırlıkta düşünüldü. Çünkü yapı bu kısımda oldukça hareketli. Beyazın sadeliği ve ferah görüntüsünün etkisi kullanıldı burada. En üst katta ise yapının genelinde bulunan yatay şeritler. Terasta korkuluk olarak devam ettirilmiş, görsel süreklilik artırılmıştır. En altta ise veranda kısmını görüyoruz. Verandanın tam karşısından görselimiz. Veranda çatısı yatayda genişlemiş, cephede kütlesel oranı sağlamıştır. Son dış görselimizi görüyoruz. İç görsellere geldiğimizde genel olarak yapının dış görselleriyle uyumlu, ferah olduğu göze çarpmaktadır. Bu açımızda öncelikle dikkatimizi çeken yarım döner merdiven ve asansörün iki kat boyunca ihtişamlı görüntüsü. Müşterimizin istediği gibi merdiven bu alanın odak noktası haline getirildi. Bu açımız yemek ve televizyon odasından salon kısmına baktığımız yer, galeri boşluğunda bulunan oturma odası oldukça ferah ve modern bir hava veriyor. Bu açımızda birkaç ögenin konumlanmasını ve ilişkisini görüyoruz. Sol tarafta merdivenin dışının beyaz, içinin ahşap olması, mutfak dolaplarının genel olarak beyaz ancak iç kısımlarının farklı bir renkte olması, şöminenin de benzer prensipte olması tasarımın görsel olarak devamlılığını sağlamış. Şu karşıda gördüğümüz cam alan hobi odasına ait. Yarı izole olan TV odasını görüyoruz. Yapının genelinde olduğu gibi oldukça sade tasarlanmıştır. Mutfak alana yakından baktığımızda müşterimiz mutfağı açık renkte ve yerleri de mermer görmek istemişti. Bence gayet ferah ve güzel bir alan oldu. Yapının bütünüyle de gayet uyumlu. Son görselimiz giriş kısmının ile salon kısmını görüyor. Müşterimizin güzel günlerde kullanması dileğiyle anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.